Baştalan şey iyi. Başarısı. Kusura. Kusura. Şimdi Koç gibi denen bölge Refahiye'ye bağlı Bozoğlar Köyü mezrası veyahut da. Burada Koç Gölü var. Bu Koç Gölü'ne gelen göçerler çeşitli şeylerle İmralı'nın, Zara'nın, Hafi'nin geçiyoruz işte Ulaşı Dağı içine, Gangal, geçiyorsun Divri'yi, Divri'den Ilıç, Ilıç'tan Kemah'ın bir kısmını da alı içine Refahiye. Bu çember içerisinde olan insanlar ve Koç Gölü'nün ismini de Koç Gölü olarak adlandırmak kaydıyla böyle bir bölgede yaşayan topluluklar. Yani burada tek bir aşiret değil, onlarca aşiretin. Onlarca aşiret var. Bu aşirete kabileler, boylar, aileler var. Evet. Yani Koç Gölü böyle tarif edilir. Yoksa Koç Gölü aşiret diye bir olay yok. Evet. Aşiret olarak yok. Ama bu coğrafyayı, tarif ettiğim coğrafyada bu insanlar yaşıyor. O gölün ismini alaraktan. Evet. Ama bu Koç Gölü demiyor da Koç Gölü. Hatta efsane diyenler var. Büyüklerimiz anlatır. Rivayete göre gün batımında bu gölde bir koç dalarmış ve bu koç çıkarmış bu. Yani rivayete göre. Yani bu da nasıl anlatırsınız? Dinsel demeyin de inançlara göre koç buraya dalıyor ve çıkıyor. Evet. Yani bu ismi buradan alıyor. Başka burada Koç Gölü aşireti diye bir aşiret olmaz. Evet. Ama tabii bunu teferruatı daha ileriki yıllara. Bölgemizde mesela Erzincan bölgesinde savaşlar var. Evet. Moğolların istilası var. Evet. Ne bileyim bu insanların buraya gelişi Orta Asya'dan dağılımı çok eski ama bizim 500 senelik bir mazisi var burada. Yani bu Koç Gölü bölgesinde yaşayan Alevi köyleri yani bu bölgede yaşayan Alevi köyleri 500 senelik bir geçmişi var değil mi? Alevi, Anadolu Alevisi burada çok eski. Bunun tarihini biz bilemeyiz. Bak Aleviler Zara İmranlı eksenindeki köyleri Zara soruyorum. İmranlı eksenindeki köyler ova çıkma. Burada düşüneceksin yani insanların o bölgedeki savaşlar var. Çaldıran var, Mevcilabık var. Evet. Bu bölgedeki insanlar yer değiştirme. Gelebildikleri kadar o savaşlardan gelebildikleri kadar ancak buralarda bu Kızıldağ, Köse Dağı işte bu bölgelerde iskan etmişlerdir. Beydağların eteklerinde, evet. Çengel'in eteğinde. Mustafa abi, yani bu bölgelerde bunlar yaşayan insanlar. Teşekkür ederim.